Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nebi Kadın Hürcan. Sessiz konuşuyorum çünkü şimdi eşimi uyandıracağım. Hazırlanacağız ve bir bebeğimin ilk banyosuna gideceğiz. Onu uyandırmak için şimdi yanına gidiyorum. Morfin de burada uyuyor. Morfin. Sıcaktan bayılmış. Nasıl başlıyor mu? Günaydın. Hadi kalk beni işe götür. Günaydın aşkım. Ben size dünyanın en sıcak günü demiştim, bakar mısınız? Yeni evde hala kolyelerin içinde kitaplarım var. Bunların içine bakıp içinden eleyeceklerimi eleyip belki birilerine hediye gönderirim diye umut ediyorum. Bu üzerimdeki var ya, annemin hamile geceliği, biliyor musun? Hadi be. Valla önce ablam giydi, sonra ben. Ay sonra bu kez sonra ben. Vay be. Hiç görünmüyor şu an ama. Hadi kalk gidiyoruz. Bebek banyosu yaptıracağız. Evet, hazırlandım. Arabada bir makyaj. Biraz acıktık. Bir şeyler yer. Arabada bir yemek, sonra makyaj yapacağım. Yok, önce makyajımı yaparım ben, sen yemek alırken. Hadi. Görüşürüz kızım. Babasının vedası. Beni şu kadar sevmiyorsun ya. Seviyorum da göstermiyorum demek ki. Niye? Şımarma diye. Ya bu cümleden artık bıktık ya, bıktık. Şunu da göstereyim. Ay çok seviyorum. Alış aşkım, alış. Hadi gidelim hadi. Lan onu da çekme bu ara aşkım ya. Anam. Belki bir daha yapmazsın falan mı? Nasıl bastı? Aferin benim aşkım. Aferin sana. İnsanlara sordum diyor. Diyorlar ki en çok bir gününüzü videoya çekin diyorlar. Bir günde neler yaptığınızı. Mesela şu anda ben eşimin işten gelmesini bekledim. Biraz uzak bir yerde bir bebeğimin ilk bebek banyosuna gideceğim. Tek başıma gitmemek için. O da sağ olsun geldi ve şimdi beni oraya götürüyor. Sen kuzeyle oynarsın. Ben de denizde banyo yaptırırım. Evet. Ben de bir işe yararım yani. Boş durmak yok. Aşkım bir de demişler ki bebek hayatınızda neleri değiştirdi? Ya şu an çok bir şey değiştirmedi tabii doğmadığı için ama. Hamilelik. Hamilelik. Daha o da tam değiştirmedi bence. Yani hamileliğin nazlı dönemlerine gelmedik bence. Yine herkes, yani sen de içine gidiyorsun, şu an devam ediyorsun. Doğru mu? Hiç naz yapmadın sana. Yok, gerçekten yapmadım. Yani hamileliğin şu an bizim hayatımızda değiştirdiği tek şey bence vücudunun çok sıcaklaması. Gerçi havalar çok sıcak da. Vücudun mu sıcak? Sıcak. Bunu sana hep söylüyorum. Güzel anlamda değiştiren bir şeyler oldu mu? Güzel anlamda işte ona yaptığımız hazırlıklar çok güzel. Ne hazırlık yaptık? Yani odasını yapacağız, yapıyoruz. Ne i̇şte. Yaptık aşkım? Daha hiçbir şey yapmadık ki. Yapmaya çalışıyoruz aşkım en azından. Plan proje yapıyoruz. Onun varlığını bilmek. Hissedemesem de onun hareketlerini. İki kere hissettin ya. İki kere işte. Minik çok güzel. Sana yalnız görmek. Söyleyeyim, iki gündür hiç hareket. O kadar az ki hareketleri. O senin hareketine bağlı bence. O yine hareketinde sen anlamışsın. Heyecanlandıran şeyler var. Cinsiyetini bilmemek. Erkek mi kız mı? Bakacağız. Çok heyecanlı. Şimdi yemek almaya geldik. Sevgili eşim bize yemek alacak, gelecek. Ve sonra yemek yiye yiye yolculuğa devam edeceğiz. Yemeğimizi yedik. Yüzümüze kan geldi. Her bebek banyosuna eşimi götürmüyorum. Bugün götürmemin büyük bir amacı var. Bugün onu götürüyorum çünkü bebeğimin bir abisi var. Kuzeyle tanışacağım, evet. Benim bebeklerimden en hayran olduğu bebek Kuzey'di. Keşke bizim bebek Kuzey'e benzese dedim de. Keşke ama zor aslında. Göreceksin, Deniz Kuzey'e hiç benzemiyor. Hadi ya. Belki sonra ben Kuzey'e benzeyeceğim. Bakalım, göreceğiz. Göreceğiz. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Bu benim eşim. Çok dokungaç birisi değildir. Dokunulmayı hiç sevmez. Mesela ben çok severim. Böyle dokunayım, seveyim. Ben çok seviyorum. Ama bir tane bir şeyi çok seviyor. Sürekli yapsam sürekli yap der. Gel bakayım. Kafasını sıkma. Böyle ben sıkınca çok rahatlıyormuş değil mi aşkım? Evet. Nasıl oluyor? Güzel mi? Mükemmel. Ama sen. Ama bunu yapıp sonra böyle yapsam olur mu? Şimdi biz buradan dönüşte Mustafa eniştesine söz verdi. Arabayla onu bir yere bırakacak. Bizim saat 9'da buradan çıkmamız lazım. Ben de ona söz verdim 9'da çıkarız diye. En kötü 9.30-10'da falan çıkarız. Bırakırım seni aşkım. Onun da olmaz yani. Masara giderim. Şimdi geldik. Bir bebek banyosu mevzusu sonrası çıkışta görüşürüz. Yandan gelmiyor. Ya sen kandırabileceğini mi zannediyorsun kuzeyim? Seni de burada yaptırmıştım. Dişini yıkayacakmışım.
Neyi? Kafasını. Kafasında sen de yıkamadın mı saçlarını? Kafamı. Evet. Koklayacağım çıkınca. Yıkamış mısın göreceğim. Tamam mı? Şimdi saçını yıkayacağım. Bir daha isteyeceğim senden. Tamam mı? Bakalım. Kuzey, gülümseyin. Bana bak. Kuzey böyle yapsana. Böyle yapsana. Namilamda canım benim. Sözümü tuttum ve saat 9.30'da işimizi bitirdik ve çıktık. Deniz Bey'in ilk banyosunu yaptırdım. Orada Mustafa hayranı olduğu Kuzey'le tanıştım. Kuzey ne konuştunuz ya? Muhabbet ettim seni. Her şeyi konuştuk. Arkadaşlarını bile anlattı bana. Nasıl geldi aşağıya biliyor musun? Ben dedim ki aşağıda kim var? Mustafa var dedim. İlk camdan bana biraz baktı tabii. İlk defa görüyor ya. Tanımıyor yani, bir çekildi. Ha, bahçeye mi baktı? Aynen, bana biraz baktı. Sonra babası Hakan deyince işte gel dedim Mustafa abi seninle tanışmaya gelmiş deyince biraz yavaş yavaş. Hadi gel dedim, oyuncaklarını göster dedim, ama koşu koşu geldi deyince. Bak kamyonum var, kepçem var. Gerçekten. Mükemmel bir çocuk. Mükemmel, yakışıklı, güzel bir çocuk. Maşallah. Maşallah. Sohbet muhabbet ettik. Birazcık Hakan Doğum'la ilgili anılarını anlattı. Babamız yeni, ikinci kez baba olmanın heyecanı. Koptun mu aşkım birazcık? Etkilendin mi? Yo, etkilenmedim aslında, ama tabii kolay bir iş değil yani. Aralarında bir de 3 yaş var. Daha böyle bebek sayılır yani. Ve şimdi Mustafa'nın görevine gidiyoruz. Eniştesini bir yere bırakacak. O yüzden de her türlü yetişiyor muyuz? Yetişiyoruz aşkım. Her türlü yetişiyoruz. Olmuş da olmayız. Beni tebrik et. Tebrik ederim aşkım. Teşekkür ederim. Sen de bana teşekkür et ama. Teşekkür ederim aşkım. Yalnız bırakmadın ama ne kadar iyi insanlar gördün evet, sen de. Gerçekten. Çok seviyorum onları. Zaten yani Instagram'dan görüyordum. Şimdi tanışma fırsatı oldu. Evet. Ah, çok sallandık ve kolum çok ağrıdı. Görüşürüz, kendine iyi bakın. Görüşürüz. Baba neredeymiş? Nerede babası kızımın? Gelmedi mi baba? Babanın bir işi var, gelecek, tamam mı Morfin? Tamam mı anneciğim? Eve geldik. Eşim eniştesini bırakmaya gitti. Eniştesini ve ablasını. Ve ben evdeyim. Hiç sevmediğim bir şey yapacağım. Bir sürü bulaşık var. Onları yapacağım ve yarına eşimin yemeğini yapacağım. Çamaşırları sereceğim. Belki de gelir ama bilmiyorum. Bakayım ben o gelene kadar yapabildiklerimi yapmaya devam edeceğim. Halk arasında bir şey vardır böyle, hamileyken yukarı uzanma, bebeğin kordonu kopar, bebeğin kordonu boynuna dolanır falan diye. Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yukarı uzanmanızın bebeğinize ve hamileliğinize hiçbir zararı yoktur. Şimdi işim eve geldi. Geri gelmez ilk söylediği cümle, çok yoruldum. Değil mi aşkım? Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Yeni mi başladın? Hı-hı. Nasılsın aşkım? Dün kameraya bir şey söyledim. Hı-hı. Nasılsın? İyiyim aşkım, sen nasılsın? İyi misin? İyiyim, hayırdır ne oldu? Bir görün kameraya. İyi olduğunu görsünler. Enerjin nasıl? Enerji yok. Hadi tavuğunu yap. Oho, sen daha benim tavuğumu yapmadın. Ben demiştim değil mi? Şu an ben tavuk yapamam başım. Ne dedin kameraya? Tavuğunu yapmadığımı söyleyeceğim dedin değil mi? Evet. Ama tavuğunu yaptım dedin. Aşkım biraz oturayım. Sen abi böyle yapayım sana. Gel buraya. Gel. Aşkım çamaşır asılacak ya. Dur ya. Daha hiç oturmadım. Ya bütün işleri ben yapayım değil mi? Yapma, olmuş ya, bir şey olmaz. Sen yapayım. Ya ne hep sen yapıyorsun ya? Bunu da bir ezberlemişsin. Ben makineye koydum da elde yıkanacakları bari sen yıkar mısın? Benden bu kadar, daha bu kadar. Bakar mısın? Bir yorgunum diyor ama morfine, oyun oynuyor. Morfine kesinlikle yorgun olamam. Kızım anneni mi çok seviyorsun babanı? Kimi seviyorsun morfine çok? Kimi seviyorsun ona sarıl.
Senin kucağında bana mı sarılacak? Aa, bak. Ya Şerif. O kaslar öyle kolay olmuyor konulu. Yarının yemeğini de kocama jest olarak yapmışımdır. Bugün benim için ne yaptın aşkım? Daha ne yapayım aşkım? Şoförünü yaptım. Spora gitmedim. Hep şikayet. Şikayet mi? Ne yaptın diye sordum ya. Hep böyle işte telefonla ilgili. Aslında sen telefonla ilgilenmiyorken bile telefonun elinde oluyor. Tavuk tamam. Şimdi makine zamanı. Hürcan'ın yüzü gülür mü diyorum. Niye, ne oldu? Çamaşıra bakınca. Evet, gün sonundayız. Bir gün daha eşimle kavga ederek bitirmiş olmanın haklı gururuyla. Ya çamaşır sarıyoruz. Almış çarşafı, katlamış, buruşturmuş, köşeye atmış. Bari kenarlarını eşitle evet. Ya. Sen benimle karşılıklı olarak video çekeyim, onu da kullan o zaman. Ben gittim ona yemek yaptım. Allah Allah. Bak, yapma ya. Yatağı temizlemeyeyim. Yapma, ben kendi işimi kendim yapabilirim. Bak, yatağı temizlemeyeyim. Sanki benim kılım. Morfinin. Morfin. Morfini mi? Neyse, yine de gülebiliyoruz. Bir günüm böyle geçiyor işte. Biraz kavga, gürültü, biraz eğlence. Benim bu hallerime eşlik etmek için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Birlikte delirmek için beklerim. Bak işte. Balkonun dışını kapatacağım ama. Bilerek yapmadıysan. Hoşça kalın.